Merhaba arkadaşlarım. Merhaba canlarım. Liberal ekonomiyi anlattığımda, liberal demokrat ekonomiden söz ettiğimde ki ben daha da ilerideyim biliyorsunuz. Liberal sosyalist demokrat ekonomiyi anlattığımda pek çok kişi sadece liberal sıfatına takılıyor. Liberal demek çünkü pek çok kişiye göre Adam Smith'in bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler cümlesini hatırlatıyor. Oysa o cümle o kadar değil. Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler. Dünya kendi bildiği gibi döner diyor. Fransızcam çok iyi değil ama aklımda kaldığı kadarıyla La Sapere, La Sapese, Le Monde, Vadelü, Mem. Böyle olduğunu hatırlıyorum. Kafamda böyle kalmış. Çünkü Fransa telaffuz etmek çok zor. Gırtlaktan konuşmak gerekiyor. Ama böyle. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Affedersin. Ne bok yesinler yesinler değil. Hayır. Dünya kendi bildiği gibi döner. Yani diyor ki siz ne kadar müdahale ederseniz edin, ekonomi kendi bildiğine hareket eder. Kendi bildiği gibi. Ona müdahale etmeyin. Ama diyor onu denetleyin. Peki bizde Türkiye'deki liberal ekonomide ki ben ona liberal ekonomini asla demiyorum demem de denetim mi var müdahale mi var? Tabii ki müdahale var denetimi çok. Nasrettin Hoca'nın fıkralarından birinde olduğu gibi yine. Hatırlıyorsunuzdur. Ben hatırlatayım bilmeyenler için. Nasrettin Hoca komşu köylerden birine gidiyor. Ziyaret etmesi gereken evin sokağına girdiğinde 3-4 köpek geliyor karşıdan. Ve tabi başlıyorlar böyle Nasrettin Hoca'ya saldırmaya, havlamaya. Hoca can bu. Hepimiz korkarız. Köpek bir şey yapmaz evet ama bir de bunu gelin bakalım korkanlara söyleyeyim. Nasrettin Hoca yere eğilip bir taş alıp köpekleri korkutacak o da. Çekiyor taş gelmiyor. Bir ötekini çekiyor o taş da gelmiyor. Bir başka taşı çekiyor o da gelmeyince kızıyor. Allah Allah diyor. Yahu bu nasıl bir köy? Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar diyor. Aynı Türkiye ekonomisindeki gibi. Türkiye ekonomisi de köpekler serbest, taşlar bağlı. Aman arkadaşlar sakın ola hayvanseverler. Aa vahşi Memduh Bayraktaroğlu. Bak 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 bak. Ne kadar kötü örnek oluyor. Yerden taş alın köpeğe atın. Vallahi öyle bir şey dediğim yok yani. Ben bir kıssadan hisse anlatıyorum. Kimse köpeklere taş atmasın. Ama arkadaş köpek sahipleri de köpeklerine sahip çıksınlar lütfen. Yani denetlesinler. Hiç kimseye köpeğinizi alın, sıkı sıkı bağlayın, elinden ayağından bağlayın dediğimiz yok. İsterseniz özgür bırakın ama lütfen de göz ucuyla denetleyiverin derim. Benim canım arkadaşlarım, benim güzel kardeşlerim. Liberal ekonomide vahşet var mı? Bizim tarz liberal ekonomilerde vahşetin daniskası var. Nasıl deminki örnekte verdiğimde köpekler konusunda denetleyin diyorsam liberal ekonomide aktörlerin mutlak denetlenmesi gerekiyor. Amerikalıların ünlü ve en başarılı, en tanınmış Merkez Bankası başkanlarından biri olan Bernanke ne demişti biliyor musunuz? Liberal sistem eleştirirken demişti hem de. Hem de Amerika'daki liberal demokrat sistemi eleştirirken. Eğer demişti bu sistemin yani liberal sistemin sürekli kriz üretmesini istemiyor isek bu vahşi hayvanı evcilleştirmek için gerekli denetim düzenini kurmak zorundayız. Denetim düzenini kurmak zorundayız. Dünyanın bütün ülkelerinde Sayıştay var biliyor musunuz? Demokrat ülkelerin hepsinde Sayıştay ya da Sayıştay benzeri bir kurum var. Ne yapar Sayıştay? Türkiye Büyük Millet Meclisi bizde ya da oralardaki parlamentolar adına bütün kamu kurum ve kuruluşlarını denetler. Ne yaparmış? Denetlermiş. Peki bizim Sayıştayımız son 10 senedir ne yapıyor? Bana bir tek Sayıştay'ın denetlediği bir kurum, kuruluş bütçesi gösterebilir misiniz? Ya da iktidar yanında duran arkadaşlarımız bana gösterebilirler mi? Gösteremezler. Neden? Meclis izin vermiyor ki Sayıştay'ın görev yapmasına. Muhalefet partileri bağırsınlar, dursunlar. Muhalefet partilerini dinleyen kim ki? Benim canım arkadaşlarım, benim güzel arkadaşlarım, her zaman söylüyorum.
Bakınız, bir ekonomide özgürlük olması mutlak surette o özgürlüklerin birileri tarafından kötüye kullanılacağı anlamına gelmez. Eğer siz o ekonomide piyasa ekonomisi dediğimiz yani olması gereken, bizde olmayan ama olması gereken ekonomide hükümet her şeye müdahale ederse, her şeye karışırsa o ülkelerde denetimsizlik alır başını giderse liberal ekonomi vahşi bir devlet kapitalizmine dönüşür. Evet, vahşi bir devlet kapitalizmine dönüşür. Bunun önüne geçmenin pek çok yolları var. Ama en etkin yollarından bir tanesi özgür bırakmak. Kim demişti tam olarak hatırlamıyorum ama bilebildiğim kadarıyla şöyledir. Büyük ihtimalle belki de o da Adam Smith'in bir lafıdır ama samimiyetle söylüyorum. Bu kadar bilginin arasında zaman zaman bazı konuşmaları kime ait olduğunu unutabiliyorum. Ama şöyle olması gerekiyor. Serbest piyasa ekonomisinde ya da liberal ekonomilerde en başarılı, en iyi hükümet en az hükmeden hükümettir. Yani en az hükmetmek ne demektir? Ekonomiye müdahale etmemektir. Devletin yazılı kurallarıyla oynamamaktır. Devletin kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yazılı düzenlerinin dışında müdahalede bulunmamaktır. İşte o nedenledir ki bilhassa az gelişmiş ülkelerde veya da gelişmekte olan ülkelerde politikacılar kamu kurum ve kuruluşlarına o kadar çok müdahale ettiler ki hep ziyan, hep ziyan, hep bütçe açıkları, hep bütçe açıkları. Eğer Kemal Derviş Türkiye'ye gelmese ya da getirilmese, davet edilmese ya da görevi kabul etmeseydi ve Kemal Derviş'in programını AK Parti hükümetleri 4 sene, 5 sene daha devam etmeselerdi Türkiye'de bugün bütçe açıkları bütçenin kendisi kadar olacaktı biliyor musunuz? Evet. Allah'ı var. Recep Tayyip Erdoğan'ın çıraklık dönemi ilk 4 senesi mükemmel. Recep Tayyip Erdoğan önce kalfalıkta sonra ustalıkta işin suyunu çıkardı. Perişan etti ekonomiyi. Yönetemedi. Çıraklık dönemindeki Recep Tayyip Erdoğan başımın üstünde yeri var. Muhalifleri kızarsa kısınlar. Umurumda bile değil. Doğru işler yaptı. Ama çıraklık döneminden sonra kalfalık dönemindeki ve ustalık dönemindeki Recep Tayyip Erdoğan çok kötü. Neden? Ben artık biliyorum dedi her şeyi. Her şeyi biliyorum. Her şeyi ben hallederim dedi ve haliyle müdahaleye başladı. Müdahaleci devlet de en sonunda geldi, 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 geldi. İşte bu bulunduğumuz noktaya geldi. Efendim diyorlar ki yabancılar Türklere borç vererek Türkiye'yi hasta adam haline getirdiler. İyi de arkadaşlar be. Yabancı dedikleriniz, o İspanyollar bize en çok borç verenler, o Amerikalılar, o İtalyanlar, o Fransızlar, o İngilizler, o Almanlar. Bize Türk iş insanlarına ve Türk bankalarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesine borç verirken tabanca mı çektiler? Ya bizden borç alacaksınız ya da silahlarımızla sizi vuracağız. Size savaş açacağız. Bombardımanımız Ankara'dan başlayacak. İstanbul'u, bütün büyük şehirlerinizi, hastanelerinizi, köprülerinizi bombalayacağız. Borç alın bizden. Mi dediler? Yok ya. Biz gittik be tıpış tıpış ya. Kendi ayaklarımızla gittik. Bize borç verin, borç verin dedik. Adeta yalvardık arkadaş. Alırken iyiydi. Ya ne demiş eskiler? Tatlı tatlı yemenin acı acı yenilmesi olur. Geğirmesi olur affedersiniz. Bıldır yediğim tırmalar bu sene kıçımı tırmalar. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Bize kimse borç verirken tabanca çekmedi. Bizim ülkemiz yönetenler buldular kolay parayı, buldular beleş parayı. Yurt içinde üretmektense getirelim dışarıdan dediler. Sonra ne yaptılar? Bol bol yollar, köprüler yaptılar. Yıllar yıllar önce Osmanlı'nın son dönemlerinde Erzurum ilinin ilçelerinden birindeki kaymakam valiyi ziyarete gidiyor. Efendim diyor, devletimin verdiği maaşla geçinemiyorum. Çok az maaş var. Ne yapmam lazım diyor. Geçineceksin kaymakam, geçineceksin diyor vali. Ama geçinemiyorum vali bey diyor. Acaba diyor zat haliniz diyor bildirseniz de İstanbul'a benim maaşıma biraz zam yapsalar beni dinlemezler diyor. Ama sen en iyisi ne yap diyor biliyor musun diyor kaymakam diyor vali. Tecrübeli ya. Sen diyor git şimdi diyor kasabana.
Oradan diyor Sadarete bir mektup yaz. Köprü yapacağım, yol yapacağım, hem bir şeyler yapacağım, bir inşaatlar yapacağım de. Para iste diyor. Sonra ben yola ihtiyacım yok, inşaata ihtiyacım yok. Olsun diyor, paralar gelsin. Sen yol inşaat yaparken diyor bu arada içinden maaşını fazlasıyla çıkarırsın. Bakınız bu ülkede bu düzen hiç değişmedi. Ben hep inşaat dedikleri zaman yol yapılıyor, bilmem ne havalanları, köprüler yapılıyor dendiğinde ben hemen korkmuşumdur. Eyvah demişimdir, yine soyuluyoruz. Evet canlarım, ama benim halkım, benim halkımın yarısından çoğu hep böyleyi sevdi. Kanalizasyon yapanları sevmedi. Neden? Görmedi ki kanalizasyonu. Ondan sonra alışmış bir şeye sıçmaya, foseptik çukuruna sıçmaya. Neyine onun gerek? O ne istedi? Asfaltlanmış yol. Asfaltlanmış yol dedi de kara, kapkara. Asfalt işte. Yolun altı felaket, hiçbir şey yok. Telefon tellerinin aşağı gömülmesini sevmedi. Aşağı gömenleri sevmedi. Yukarıda görsün istedi. Yani benim halkımın yarısından çoğu sadece süs, sadece müdahale istedi. Özgürlükten nefret etti benim halkımın yarısından çoğu. Halen bir şey söylüyorsunuz, bir şey yazıyorsunuz, konuştuklarınızı ya da konuşuyorsunuz. Altına yazıyor. Ha, sen hala tutuklanmadın mı? Ya böyle bir halk var ya. Bu halkla da piyasa ekonomisi tabii ki uygulanmaz ama arkadaşlar ya. O zaman biz piyasa ekonomisiyiz demeyin yahu. Ya aldatıyorsunuz bizi, kabul, aldatıyorsunuz. Ama bu kadarı da olmaz ki ya. Vallahi ben artık size gücenmeye başladım beyefendi. Saygıdeğer beyefendi. Canlarım benim. Hoşça kalın. Hepinizi sevgiyle öpüyorum.